2000'li yıllarda dünya yeni bir yüzyıla girerken Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail projesi olan Büyük Orta Doğu Projesi ile bölgemizde sınırların yeniden çizileceği açık açık söyleniyordu. Dönemin iktidarı AKP ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan bu çirkin senaryonun Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlığına soyunmuş, bu rolü hevesle kabul etmişti. İşte AKP'nin bu vizyonsuzluğu ve günlük siyaset anlayışı bugün Türkiye'yi içeride bölünmenin eşiğine, dışarıdaysa yalnızlığa mahkum etmiştir. 13 yıl süren bu zafiyet döneminde devlet fikri ölmüş, milletin birlik ve beraberlik ruhu zedelenmiştir. Ekonomiden siyasete, terörle mücadeleden dış politikaya kadar her alanda kazanımlar kaybedilmiş, devlet bilinçli bir şekilde işlevsizleştirilmiş, millet şuuru yok edilmeye çalışılmıştır. 2002 yılında sıfır terörle devraldıkları Türkiye'yi karanlık lobilerin çözüm süreci diye oluşturdukları hain planlarına alet ederek milletimizi çözülmenin eşiğine getirmişlerdir. Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığındaki 13 yılını geleceği göremeyen, olayları çözemeyen yönetim anlayışını ve bu yanlışlarını kendi ağızlarıyla itiraflarını izleyelim. AKP iktidarı ve onun başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizin iç siyasette terör örgütüne, dış politikada küresel siyaset simsarlarına nasıl teslim olduklarını görelim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu aşamalardaki lider bakışı ve tavrıyla AKP iktidarını nasıl uyardığına gelin birlikte şahit olalım. 2003 yılında Amerikan ordusunun Irak'ı işgalini alkışlayan, Irak'ta 1,5 milyon Müslümanın katledilişini seyreden ve Amerikan askerlerinin başarısı için dua eden Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değildi. Amerikan Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, Devlet Başkanı Bush'un güvenlikten sorumlu danışmanı iken Washington Post gazetesinin 7 Ağustos 2003 tarihli sayısında yayınlanan Orta Doğu'yu dönüştürmek başlıklı yazısında Fas'tan Basra Körfezi'ne kadar Orta Doğu'da bulunan 22 devletin rejiminin sınır ve haritalarının değiştirileceğini, Türkiye'nin de bu ülkeler içinde olduğunu vurgulamıştır. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan bugünlerde kendisini Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı ilan etti. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Projesi'nin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü Büyük Orta Doğu Projesi var ya, genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. AKP iktidarının Büyük Orta Doğu Projesi ile başlayan küresel senaryoların kuklası olma sevdası bir başka küresel projenin kapısını araladı. Medeniyetler Buluşması Projesi. Amerika'daki Yahudi lobisinden icazetli Tayyip Erdoğan'a bu yeni elbise de cazip geldi ve süratle bu kılığa girerek İsrail'in Orta Doğu'da güvenliğini hedefleyen projede aşkla rol aldı. Bu projelerin her biri İslam dünyası ve Türkiye için birer ölüm tuzağıydı. Ancak AKP iktidarı ve Erdoğan bunu görebilecek ferasetten çok uzaktaydı. Onlar tüm dünyaya ılımlı İslam yönetim modeli örneklemesiyle kendilerine verilmiş rollerini oynuyorlardı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin "Biz bu coğrafyayı küresel aktörlere teslim edemeyiz, yoksa huzur bulamayız" türünden uyarılarını hiç dikkate almadılar. 2003 yılında Irak Savaşı ile başlatılan Türkiye'yi kıskaca alma planı, içerideki PKK terör örgütünü yeniden diriltme projelerini devreye soktu. Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında Diyarbakır'da yaptığı konuşmasıyla terör meselesi, Kürt meselesi tanımıyla siyasi bir soruna dönüştürüldü. Kürt sorunu da bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Benim de sorunumdur. PKK terör örgütünün talep ve istekleriyle masum Kürt vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerinin aynı masaya konulması, Kürt'e de, Türk'e de ihanetten başka bir şey değildi. Milliyetçi Hareket Partisi ve onun lideri Devlet Bahçeli gelinen bu durumu şiddetle eleştirdi. PKK terör örgütünün Kürt vatandaşlarımızı temsil etmediğini, bu durumun masum Kürt vatandaşlarımızın PKK'nın denetim ve kontrolüne yeteceğini belirterek
AKP hükümetinin bu yanlıştan dönmesini istedi. Bugün burada neyi tartışacağız? Nasıl bölüneceğiniz mi? Nasıl ayrılacağımızı mı? Kardeşlerimizi nasıl terk edeceğimizi mi? Devletimizi nasıl parçalayacağımızı mı? Topraklarımızı nasıl taksim edeceğimizi mi? Şehitlerimize nasıl ihanet edeceğimizi mi? Gazilerimizi bir kez daha nasıl yaralayacağımızı mı? Şayet böylesi bir karanlık yola çıkarsanız, böylesi bir meçhule saparsanız, böylesi felakete kılavuzluk yaparsanız, bunu tarihe nasıl anlatacaksınız? Bunu ecdadımıza nasıl söyleyeceksiniz? Bunun vebalini nasıl üstleneceksiniz? Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin bu uyarılarını, Türkiye'yi kendi şirketi gibi yöneten bir siyasi partinin ve genel başkanının anlaması mümkün değildi. Oysa Milliyetçi Hareket Partisi küresel kaos planının farkındaydı ve bu planların Türkiye'yi etnik ve mezhep kavgasına sürükleme heveslerini görüyor, bu amaçla terör örgütü PKK'ya verilen bu tavizleri eleştiriyordu. 2009 yılına gelindiğinde AKP iktidarı Kürt meselesi şapkasının altından açılım denilen ucube siyaset anlayışını çıkartarak PKK terör örgütü ve onun elebaşı Cani Abdullah Öcalan'ı siyasi muhatap almaya ve onların taleplerine boyun eğmeye başladı. Türk milleti bu ihanet tablosunu 19 Ekim 2009 tarihinde PKK terör örgütü militanlarının Habur sınır kapısında devlet görevlilerinin törenle karşılaması ve sınır kapısına kurulan çadır mahkemesiyle gördü. Çadır mahkemesi bu teröristleri sözde üniformalarıyla serbest bıraktı. Hükümet Habur sınır kapısında terör örgütü ve yandaşlarına şov yaptırdı. Bu şovu ertesi gün Erdoğan AKP grup toplantısında "Türkiye'de iyi şeyler olacak, bu görüntüler umut verici görüntüler" diyerek değerlendirdi. Habur sınır kapısında yaşanan manzara karşısında umutlanmamak mümkün mü? Bu bir umuttur. Türkiye'de bir şeyler oluyor. İyi şeyler oluyor. Güzel şeyler oluyor. Umut verici gelişmeler oluyor. Gerek devlet adamlığı, gerekse siyaset bilimi açısından içler acısı olan bu tavır, Erdoğan'ın aymazlığını bir kez daha ifade eden en net cümlelerdi. O sıralarda Türkiye'yi uçuruma sürükleyen bu yönetim tavrını Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli şu sözlerle eleştirmişti. Üniformalı teröristlerin zafer çığlıklarıyla ve omuzlar üstünde karşılandığı, bu alçalmaya nezaret ettirilen güvenlik ve kamu güçlerinin eliyle devlet otoritesinin ayaklar altına alındığı, terör örgütünün paçavralarıyla beraber kin, nefret ve husumet gösterileriyle devlete açıkça meydan okunduğu, hükümet memurlarının PKK'lıları aklamak ve serbest bırakmak için birbirleriyle yarıştığı, hukuk devletinin ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin çiğnendiği, anayasa ve kanunların çöpe atıldığı, yıllardır milletimize kan kusturan cinayet şebekelerinin Başbakan Erdoğan tarafından kucaklandığı bilinmektedir ve elbette ki milletimizin hafızasındadır. AKP hükümeti bir ihanet uykusu içerisinde hayal görüyor ve kendi politikalarını eleştiren herkesi Türkiye düşmanı ilan ediyordu. Hükümetin bu zafiyeti terör örgütünün artık Türkiye içerisinde elini kolunu sallayarak gezmesine, kırdan kente yeniden örgütlenmesine, hatta kentleri bomba yığınağı haline getirmesine sebep oluyordu. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bu aşamada AKP iktidarını gaflet uykusundan uyandırmak için üzerine düşen görevi bir kez daha yapıyor ve tehlikeyi haber veriyordu. Başkalarının dediğini aldırmayın, açılım tuzaklarına kanmayın, oyunları umursamayın, dikkate bile almayın. Siz bu ülkenin yabancısı değil, yerlisisiniz. Siz bu devletinin ortağı değil, sahibisiniz. İçeride açılım süreciyle milletimizin birliğine kastediliyor, dışarıda Arap Baharı adıyla İslam coğrafyası kan gölüne döndürülüyordu.
Rice'ın 2003 yılında söylediği Fas'tan Basra Körfezi'ne kadar olan 22 ülkede olacak rejim ve sınır değişikliği Afrika'ya sıçramış ve ilk domino taşı Tunus'ta devrilmişti. Libya, Cezayir, Mısır, Suriye diğer domino taşlarıydı. AKP iktidarı ve onun başbakanı Recep Tayyip Erdoğan bu uluslararası hareketleri basiretsiz yönetim anlayışıyla yeterince göremiyor ve değerlendiremiyordu. ...2010 yılında Bahçeli, Erdoğan'a siz PKK ile gizli görüşüyor ve pazarlık mı yapıyorsunuz diye sordu. Erdoğan hemen yalanladı ve görüşen şerefsizdir diyerek iddia sahiplerini de şerefsizlikle suçladı. Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu bir iktidar hiçbir zaman terör örgütüyle masaya oturmamıştır ve oturmaz. Bizim dört kez bunlarla bir araya oturduğumuzu söyleme şerefsizliğini yapanlar, bu alçakça iftirada bulunanlar bunun hesabını her yerde vereceklerdir. Oslo tutanakları PKK tarafından medyaya servis edildiğinde ise görüşme talimatını müsteşar yardımcısına bizzat kendisinin verdiğini itiraf etmek zorunda kaldı. Ve ben çok açık, net açıkladım. Yani bu sadece Sayın Fidan döneminde değil. Yani ben ilk defa Emre Bey'le bu süreci başlattım. O da gitti geldi. Eğer bir başbakan olarak direkt bana bağlı olan bir müsteşarıma ben sahip çıkmazsam, çünkü ona talimatı veren benim. O günden bugüne Oslo görüşmelerinin şeref tabelası AKP'nin kapısında Erdoğan'ın yakasında asılı durmaktadır. 2010 yılından sonra ihanet süreci hızlandı ve adı çözüm sürecine dönüştü. Dünya siyasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir tiyatro sahneleniyordu. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti eli kanlı bir terör örgütüyle masaya oturuyordu. Törenlerle İmralı turları düzenleniyor, gazeteler aracılığıyla dünyaya servis ediliyordu. AKP hükümeti ve Erdoğan görevlendirdiği kişiler aracılığıyla İmralı Kandil arasında adeta kuryelik yapıyordu. Terör örgütü silah bırakmayız, yurt dışına çıkmayız, istediğimiz zamanda eylemlerimize devam ederiz diye tehditler savuruyordu. AKP hükümeti ve Erdoğan bu gerçekleri görmezden geliyor, milleti de analar ağlamasın hamasetiyle kandırıyordu. Ama aslında kandırılan kendileri, kaybedilense Türkiye'nin geleceğiydi. Bu durumun yanlışlığını yine Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli haykırıyordu. Başından beri ifade ettiğimiz gibi PKK'nın geri çekilmesi ya da silah bırakması asla gerçekleşmeyecektir. Yıkımdan sorumlu Başbakan Yardımcısı bu yılın başlarında hedefimiz PKK'ya silah bıraktırmak derken milletimizin aklıyla ve irfanıyla alay etmekten utanmamıştır. Her şey ortadadır ki PKK'nın silah bırakması yıkımdan sorumlu Başbakan Yardımcısının kanatsız uçması kadar imkansız, tövbe ederek milliyetçi vatansever olması kadar uçuk bir rüyadır. Maalesef bu uyarı da mağrur muktedirler tarafından dikkate alınmadı. Çözülüm süreci aynı senaryolarla devam etti. PKK terör örgütü bir yandan AKP hükümetiyle sözde görüşme, özde oyalama toplantıları yaparken bir yandan da kır ve kent örgütlenmelerini hızlandırıyordu. Büyük şehirlerimizi silah yığınakları haline getiriyorlardı. Bütün bunları aynı masada bulunan devlet yetkilileri biliyor ama ihanet ve gaflet sarmalı içerisinde olmaları sebebiyle yaklaşan felaketin ciddiyetini kavrayamıyorlardı. Başbakan Erdoğan Suriye tuzağına çekildikçe, İmralı canisinin avucunda haysiyetini kaybettikçe milletimiz ağır bedeller ödemekte, fenalıklarla sarsılmaktadır. Bu yüzden hükümet kendine gelmeli, yanlıştan dönmelidir. Türk devletinin hiçbir kurumu ihanete ve bölünmeye ortak edilmemelidir. Bu uyarılara rağmen yıkım süreci devam ediyordu. Recep Tayyip Erdoğan yaptığı ihanete yeni kılıflar arıyor, yeni taktikler geliştiriyordu.
Önce bazı sanatçı ve sözde aydınlarla, sonrasında Akil Adamlar adı altında ihanet sürecini kendi adına savunacak masum vatandaşlarımızı barış olacak ve anaların gözyaşları akmayacak sözleriyle kandıracak 63 kişilik propaganda timi kurdu ve Anadolu coğrafyasına dağıttı. Ancak sağduyu sahibi Türk milletinin büyük bir bölümü bu sirk sihirbazlarına inanmadı ve protesto etti. Hayırdır! Kahperen! Bizi bile konuşun lan! AKP hükümeti ve onun başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi içte PKK terörünün dirilişine, dışta sınırlarımızı tehdit eden Irak-Suriye savaşlarına terk ediyordu. Mülteciler, sınır ötesi savaş rüzgarlarını ve savaşın bedellerini sınırlarımız içine taşıyor ve PKK tehditleriyle yakılan ateşe silah, eğitilmiş militan ve cephanelik taşıyarak ateşi büyütüyordu. Tüm bu gelişmeleri ülkesi adına endişeyle izleyen Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, sınırlarımızdaki savaş ve mülteci akını konusunda AKP hükümetinin dikkatini çekti. Zorda kalanların elinden tutmak bizim inançlarımızın gereğidir. Ancak kontrol altına alınamayan, önüne geçilemeyen, makul sınırı çoktan aşan mülteci yığılması sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel açmaz ve sorunlara da sebebiyet vermektedir. Terör örgütü PKK, Suriye sınırımızda üstlenmiş yandaş terör örgütü YPG vasıtasıyla hayali Kürt kantonları oluşturuyor ve bu bölgelerden Türkiye'ye militan yığınağı yapıyordu. İktidarlarını korumak için her şeyi ve her değeri pazarlık masasına koymuşlardı. Vatanın, bayrağın, birliğin, kardeşliğin değeri AKP iktidarını korumak adına nasıl kullanıldığına bağlıydı. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız. Gün geliyor, milliyetçilik ayaklar altına alınıyor. Gün geliyor, Türk bayrakları terör örgütü militanı tarafından yırtılırken müdahale edilmeden izleniyor. Gün geliyor, Türk'üm demek bölücülük sayılıyordu. Andımız yasaklanıyor, ne mutlu Türk'üm diyene tabelaları birer birer sökülüyordu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu durumu ağır bir şekilde eleştirerek bir kez daha hükümetin terör örgütüyle pazarlığı bir an önce bırakması uyarısında bulundu. İmralı canisine yüz sürme, boyun eğme ve ödün verme ahlaksızlığın bahanesi olarak güven ve refah arayışı göstermiyorsa bilinsin ki bu sahtekarlıktır. Başbakan Erdoğan bu asılsız, uydurma ve boş sözleri bırakmalı ve İmralı canisine ne vaat ettiğini açıklamalıdır. AKP hükümeti terör örgütüne taviz üzerine taviz veriyordu. Örgüt militanları ellerinde silahlarla rahatça şehirlerde dolaşıyor, kendi yerel mahkemelerini ve güvenlik birimlerini oluşturup yol kesiyor, kimlik kontrolü yapıyor, sözde mahkemelerde bölge halkını yargılıyordu. Devlet yetkilileri de gözler önünde yaşanan bu trajediye Recep Tayyip Erdoğan'dan aldıkları talimat gereği müdahale etmiyordu. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan hükümeti devlet güçlerinin elini kolunu bağlamış, teröristleri serbest bırakmıştı. Son iki yıldır 21 Mart 2013'te Nevruz Bayramı bahane edilerek terör örgütü adeta zafer kutluyordu. Çözülmenin mimarı Erdoğan, Peşmerge reisi Barzani, Şivan Perver, Bölücübaşı Öcalan'ın mesajları eşliğinde Mutlu Mesut el ele fotoğraf çektiriyorlardı. Sizin şahsınızda Kürdistan bölgesindeki değerli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Konuşmasında Kürdistan kelimesini kullanan Erdoğan, yeni Türkiye müjdesi veriyordu. Bu konuşma, PKK terör örgütüne verilen sözlerin, tavizlerin ve gelecekte Türkiye'nin göreceği zararların en yalın ifadeleriydi. Çünkü dağdan inen terörist serbest bırakılıyor, cezaevleri boşaltılıyordu. Terör ve terörist aklanıyordu. 15 Temmuz 2014 tarihinde Erdoğan, terör örgütüne Diyarbakır Meydanı'nda verdiği sözü tuttu. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun başlığıyla yayınlanan yasalar bunun simgeleriydi. Bu teslimiyet yasalarıyla
terör örgütüyle yapılan görüşmeler resmileştirildi, terör örgütü mensuplarının elini kolunu sallayarak dolaşmasına izin verildi. Terör örgütüyle görüşmeleri yöneten ve yürütenlerin Yüce Divan'da yargılanmamaları için yasal kılıf hazırlandı. Artık çözüm süreci diye başlatılan ihanet sürecinin kontrolü tamamen terör örgütünün eline geçmişti. 2015'in 21 Mart'ında Serok Ahmet Kobani'yi, İmralı'yı, Kandil'i selamlıyordu. Kobani'ye de selam ediyorum. Kobani'li her kardeşimi alnından öpüyor, bağrıma basıyorum. AKP hükümetiyle PKK terör örgütünün bölücülük müzakere masasında vardıkları mutabakat metni 28 Şubat 2015'te Dolmabahçe Sarayı'nda ilan edildi. Bu ihanetin ilanı için tarihi Dolmabahçe Sarayı'nın seçilmesi de ibret verici olsa gerek. Dolmabahçe Sarayı'ndaki bu utanç tablosunda Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, İçişleri Bakanı Efkan Ala, AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Öcalan'la görüşmeleri yürüten eski MİT Başkan Yardımcısı Kamu Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu ve İmralı heyetinden Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve İdris Baluken bulunuyordu. Bu utanç heyeti terör örgütünün dayattığı 10 maddeyi anlaştık diye ilan etti. Dolmabahçe mutabakatının imzalanmasından hemen sonra, yani aynı gün açıklama yapan PKK yöneticisi Mustafa Karasu, AKP hükümetinin terörist başının ortaya koyduğu 10 maddelik isteklerinin derhal kabul edilmesini istiyordu. Bu sorun çözülmeden PKK silah bırakacak, PKK kongresini yapıp silah bırakma kararı alacak biçimindeki yaklaşımlar demagojidir, aldatmak ve sorunu çarpıtmaktır diyerek AKP hükümetiyle alay etmişti. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, PKK terör örgütünün hiçbir zaman silah bırakmayacağını, sadece küresel bir senaryonun gereği hükümeti oyaladığını, AKP hükümetinin gaflet içinde olduğunu yıllarca söylemesine rağmen dinletememişti ama yılmamıştı. Bu içler acısı durum karşısında yine AKP hükümetini uyardı ve Türk milletini bilgilendirdi. PKK'nın silah bırakacağını, silahla yollarını ayıracağını ummak ve beklemek ahmaklık ve gaflettir. Kiralık terör örgütü PKK bu zamana kadar silahlı eylemleriyle gelmiş, kan akıtarak, can alarak ve AKP'yi esir ederek dişini geçirmiştir. PKK'nın silahlara veda etmesi hayaldir. Türk milletini aldatmaya dönük yalan, uydurma ve temelsiz bir propagandadır. İktidar ve saltanatlarının devamı için şeytanla pazarlık yapmayı bile göze alan AKP hükümeti ve Recep Tayyip Erdoğan, 7 Haziran seçimleri sonrasında gördükleri rüyadan ve kurdukları hayalden uyanmaya başladılar. PKK terör örgütü HDP'nin seçimde aldığı sonucu siyasi zafer olarak gördü ve askeri zafere yönelmek için yerel isyanlar başlattı. Jandarma karakollarına, polis merkezlerine saldırdı. Bölgede yaşayan insanlara yönelik sivil asker demeksizin kitlesel terör eylemlerine girişti. Oysa 7 Haziran seçimleri öncesinde de terör eylemleri yapılıyordu. Eşiyle alışveriş yapan subay, Yüksekova'da 3 uzman çavuş şehit edildi. Ayrıca PKK terör örgütü devlet görevlilerinin gözleri önünde vergi topluyor, hendek kazıyor, yol kontrolleri yapıyordu. Başbakan Davutoğlu ve Erdoğan o günlerde bunlar provokatörlerin işi, çözüm süreci kararlılıkla devam edecek açıklamaları yapıyordu. Bütün bunlar yaşandığı halde terör örgütüne hiç operasyon yapılmadı. Çözülme süreci AKP'nin oy devşirmesine sebep olacaksa ne pahasına olursa olsun devam etmeliydi. 7 Haziran'dan çıkan seçim sonuçları AKP iktidarlarının sonunun geldiğini gösteriyordu. AKP iktidarının çözüm süreci ve yasaları sayesinde beslenen terör örgütü seçim sonrasında iyice azdı. Devleti artık silahla sindirmeye, terörü tırmandırmaya başladı. Asker sivil hedefler terörün tehdidi altındaydı. Ülkenin dört bir yanından şehit haberleri gelmeye, anaların gözyaşları yeniden akmaya başladı.
İktidarın aymazlığı ve zavallılığını gören karanlık güçler bölücü senaryolarını AKP ve PKK taşeronluğunda uygulamaya koydular. 20 Temmuz 2015 tarihinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde patlatılan bombayla 32 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. O günden bugüne olayla alakalı ne araştırma yapıldı ne de sebebi açıklandı. Bu terör olayının üstündeki sis perdesi bugün hala durmaktadır. 22 Temmuz 2015 tarihinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde görevli iki polisimizi terör örgütü kahpece şehit etti. Türk milleti ayakta, hükümetse şaşkındı. Aslında sıkılan kurşun Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletinin varlığına sıkılmıştı. Hükümetin PKK kamplarına operasyon yapmaktan başka çaresi kalmamıştı. 6 Eylül 2015 tarihinde Hakkari Dağlıca'da çözüm sürecinde yola döşenen bomba patlatıldı, 16 askerimiz şehit oldu. Erdoğan aynı günün akşamında katıldığı bir televizyonda "Milletimiz 400 vekil verseydi bunlar olmazdı." demiş, yürek yarası içinde isyan eden şehit yakınlarını haşa karaktersiz olarak nitelemişti. Eğer 400 milletvekilini alabilecek veya bir anayasayı inşa edebilecek sayıyı bir siyasi parti yakalamış olsaydı durum bugün çok daha farklı olurdu. Benim 5 tane daha evladım var. Ben o 5 evladımı da bu vatan için feda etmeye hazırım. Kendim de beraber feda olmaya hazırım. Bu babalar da var ama böyle karakteri bozuk olanlar da var. Bu nitelemeyi milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Ama Erdoğan'a da şu soruyu sormadan edemiyoruz. Senin önüne 30 yaşındaki kardeşinin al bayrağı sarılı tabutunu koydular mı? Sen hiç şehit yakını oldun mu? Peki ne oldu da 7 Haziran'dan önce her şeye rağmen terörle mücadele etmeyen hükümet 7 Haziran sonrasında her türlü operasyonu yapıyordu? 7 Haziran'dan sonra toprağa verdiğimiz 138 şehidin vebali kimlerin boynunda? Bunun takdirini yüce Türk milletinin vicdanına bırakalım ve itiraflarını dinleyelim. Çözüm sürecinin istismarını gördük. Çözüm süreci istismar edildi. Çözüm süreci maalesef karşılığını bulmadı. Çözüm süreci içerisinde tabii valilerimiz kendilerine verdiğimiz talimatlar gereği ciddi manada bu terör örgütlerine karşı şu andaki operasyonlara girmiyorlardı. Çözüm süreci aslında bunlar tarafından bir ihanetle değerlendirildi. Çözüm sürecini bunlar adeta Güneydoğu'da, kısmen Doğu'da kendileri için silah stoklama süreci olarak değerlendirdiler. Ve çok ciddi bir silah stoklaması yaptılar. Bütün bu samimiyetsiz ve ruhsuz itiraflar aslında AKP'nin alışkın olduğumuz pişkin, yüzsüz ve beceriksiz siyaset anlayışından öte değildi. Çünkü 13 yıllık iktidarlarında AKP yöneticileri ve Recep Tayyip Erdoğan'ın "biz aldatıldık, bilmiyorduk" dedikleri bu ilk olay değildi. Onları cemaat kandırmış, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpas kurdurmuştu. Avrupa Birliği "tam üye olacaksınız" diye öğle vaktinde havai fişek attırmış, sonra da üyelik müzakerelerini dondurmuş, aldatmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Suriye ve PYD konusunda yüzüstü bırakmıştı. Terör örgütü "silah bırakacağım" diyerek silahlanmış, yurt dışına çıkacağım diyerek şehirlere yerleşmiş, AKP ve Erdoğan'ı kandırmıştı. Bunları önüne gelen herkes kandırıyor mu? Yoksa bunlar kandırıldık diye her seferinde milleti mi kandırıyorlar? Hani analar ağlamayacaktı? Şehit cenazeleri gelmeyecekti? Hani gelinler dul, çocuklar yetim kalmayacaktı? Hani Munzur'un kenarında çiçek toplayacak, zap suyunda balık tutacaktınız? PKK ile Cudi'de, Gabar'da ortak piknik yapacaktınız? Hani bahar getirecektiniz memleketimize, evimize? Bu sözde çözüm, özde yıkım sürecinin bitmesi için daha kaç vatan evladının şehit olması gerekiyor? Kaç ocağa ateş düştü, kaç yürekte yangın var biliyor musunuz?
şehitlerimizi teröristlerin hain kurşunu değil, işte sizin şu ihanet tablolarınız öldürüyor. Elbette şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ama herkes bilsin ki bu devran böyle sürmez, bu hesap böyle görülmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin adını, dilini, bayrağını, başkentini değiştirmeyi aklından geçirenler boşuna hayal kurmasın. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'yi dirliğe, huzura, barışa ve güvenliğe ulaştırmak için iktidara taliptir. Terörün kökünün kazınması ancak milliyetçi ruh ve akılla sağlanacaktır. Dökülen şehit kanlarının hesabı Milliyetçi Hareket Partisi tarafından mutlaka sorulacaktır. Terör bitsin, Türkiye büyüsün isteniyorsa biz hazırız. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'yi sahipsiz bırakmayacaktır. Tüm çabamız Türkiye'nin ve Türk milletinin geleceğini güven ve emniyete almaya dönüktür. Kimse boşuna yorulmasın, boş yere hayal kurmasın. Bizim vazgeçecek, geride bırakacak, unutacak, hatırdan çıkaracak bir tek insanımız bile olmayacaktır. Türkiye bizimdir, herkes Türkiye'dir.